Başlayalım mı arkadaşlar? Değerli basın mensupları, sözlerime başlarken 3 yıl önce Trabzon Maçka'da güvenlik güçlerine teröristlerin yerini gösterirken çıkan çatışmada şehit olan evladımız Eren Bülbül'ü, Eren'i korumak için kendini siper eden şehit olan astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmetle anıyorum. Değerli basın mensupları, kurultay sürecimizi tamamladık. 37. olağan kurultayımızın ardından partimizin yeni yönetim kadroları belirlendi. Olağanüstü şartlarda çok başarılı bir kurultay gerçekleştirdik. Başta salgın şartlarında partimizi iktidara taşıyacak kadroları seçmek için Ankara'ya gelen il başkanlarımızın başkanlığında delegelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yine parti içi demokrasi ve delegelerimizin sağlığına azami özeni göstererek kurultayımızın başarıyla tamamlanmasında görev alan tüm arkadaşlarımıza da bir kere daha huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bugün yeni Merkez Yönetim Kurulumuzun ilk toplantısını yapıyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Yine geçtiğimiz pazar günü ülkenin dört bir yanından gelen kadın delegelerimiz, kadın kollarımızın 14. olağan kurultayını gerçekleştirdiler. Yeni merkez teşkilatlarını belirlediler. Yeni seçilen kadın kolları genel başkanımız Sayın Aylin Nazlı Akay'a başarılar dilerken, önceki dönem kadın kolları genel başkanımız Sayın Fatma Köse'ye de teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, son yerel seçimlerde partimizin Millet İttifakı ile birlikte kazandığı büyük şehirlerde milletimizin yarısı yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediye başkanları milletimizin yarısına hizmet veriyor. Şimdi de milletimizin derdine derman olmak için tek adam vesayet rejimine sandıkta son verip cumhuriyetimizi güçlü bir parlamenter demokrasiyle taçlandırmak için iktidar yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz. Zaman el ele vererek bu hedefe yürüme zamanıdır. Zaman sadece bizim için değil, ülkemizde tek adam vesayet rejimine karşı çıkan, demokrasiden, haktan, hukuktan ve adaletten yana olan tüm kurumlar için, tüm yurttaşlarımız için birlik ve beraberlik zamanıdır. Değerli basın mensupları, dün Sevr Paçavrası'nın Osmanlı hükümeti tarafından imzalanmasının 100. yıl dönümüydü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tabiriyle Sevr, milletimize karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış bir büyük suikastın son halkasıdır. Sevr, varlığımıza, istiklalimize, milli gururumuza vurulmak istenen bir hançerdir. Çok şükür bu suikasta girişenlerin emelleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından ve milletimiz tarafından boşa çıkarılmış. Milletimiz kanla, gözyaşıyla ve büyük fedakarlıklarla Sevr'i tarihin çöp sepetine atmıştır. Ama bugün bazı kendini bilmezler Sevr'i yırtıp atan kahramanlara lanet okuyacak kadar cibiliyetsizleşmişlerdir. Bürokraside çöreklenen bu kadrolar hakkında saray tarafından herhangi bir işlem yapılmadığını, aksine bu bürokratların sözlerinin saray şürekasınca teviline gidildiğini görmek, bizi ve milletimizi derinden yaralamaktadır. Büyük devlet adamı, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabında söylediği gibi, bu bedahlar geçmişte vardı, bugün de vardır, yarın da olacaktır. Ama kadir bilen milletimiz ve fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençlerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarına ve Cumhuriyet'e ilelebet sahip çıkacaklardır. Ve gençlerimiz atalarını tanıdıkça daha büyük işleri yapma kudretini kendilerinde bulacaklardır. Bu çerçevede başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletimizin boynuna vurulmak istenen Sevr prangasını parçalayıp atan Ulusal Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, meşhur hikayedir. Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransızlar bizden borç istiyor ne yapalım diyen vezirine ver paşa ver, bugün borç alan yarın emir alır dediği anlatılır. Ama dün akşam öğrendik ki bu sözün sahibi Kanuni Sultan Süleyman değilmiş. Recep Tayyip Erdoğan'mış. Kendisinin anlattığına göre IMF kendilerine gelip 5 milyar dolar borç istemiş. O da o zamanki bakanına verin borç alan emir alır demiş.
Öncelikle IMF'nin Türkiye'den istediği borç değil, bir ihtiyat fonuna taahhütte bulunmasıydı. O taahhüt de zaten gerçekleşmedi. Kibrin bu kadarına da pes doğrusu. Bu lafı söylediğini iddia eden kişi iktidara gelmeden önce 2002 yılında Türkiye'nin 130 milyar dolar olan brüt dış borcu 18 yılda 3'e katladı, 431 milyar dolara çıkardı. Kendisine IMF'ye emir vermek kısmet olmadı ama ülkeyi bu borca batıran bu kibirli zat bu borcu verenlerden defalarca emir aldı. Edilen hakaretleri sineye çekti. Erdoğan daha 2 yıl önce Beyaz Saray'dan gelen talimatla rahibi serbest bıraktığını, kendisine aptal olma diye mektup yazan ABD Başkanı'nın kapısına koşa koşa gittiğini, o hakaret dolu mektubu ABD Başkanı'nın yüzüne çarpamayıp mahcup bir şekilde kendisine takdim ettiğini ne çabuk unuttu. Bunların hepsi ülkemizi gırtlağa kadar borca batırdığı için yaşandı. Tüm bu zilleti yaşayanlar, milletimizin gururunu incitenler, şimdi milletimizi Teo Pehlivan hikayeleriyle kandırmaya çalışıyorlar. 2008 küresel krizinden sonra tedbir almak ve yapısal sorunları çözmek yerine ekonomideki hataların üstünü sıcak parayla örtenler ekonomimizi dövize müptela etti, kırılganlaştırdı. Şirketlerin hızla artan döviz borçları ve yetersiz döviz rezervlerimiz nedeniyle Türkiye kendine benzeyen ekonomilerden hızla ayrıştı. Dünyada en kırılgan ekonomiler arasında ilk 5'e oturdu. Bir de üzerine ülkenin her meselesini hızla çözeceğiz masalıyla o hal koşullarında milletimize dayatılan, yönetimi tek bir kişinin iradesine bırakan ucube tek adam vesayet rejimi getirildi. Tek kişilik saray hükümeti parlamentoyu, yargıyı, medyayı hızla vesayet altına aldı. Devlette liyakati bitirdi, istişareyi kaldırdı, Türkiye'yi aile şirketi gibi yönetmeye başladı. Ekonomimiz bir avuç yandaşa hizmet eder oldu. Hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı ve demokrasi hızla yıpranmaya başladı. Tek adam vesayet rejimi altında 2018 yılının yazında ilk krizi yaşadık. Türk lirası değer kaybederken enflasyon ve işsizlik hızla arttı. Konkordatolar, iflaslar ardı ardına geldi. Borç altında ezilen, iş bulamayan vatandaşlarımız kendilerini yaktı. İnsanlarımız kış günü patates, soğan kuyruklarında bekletildi. Saray yaptığı hataların üstünü o güne kadar her zaman yaptığı gibi borçlarla örtmeye çalıştı. Ama küresel sermaye daha dikkatli olmuştu. Bekledikleri para ülkeye gelmedi. Bu defa ekonomimize saldırıyorlar demeye başladılar. Döviz kuru döviz kurşunu dediler. Sarayın sosyete damadı da bu saldırı yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı diye ortaya çıktı. Ama sonra dolarla, avroyla verdikleri köy projeleriyle ilgili ihtilafların çözümünü bu yabancı ülke başkenti dedikleri başkentteki mahkemelere devrettiler. Yetmedi, aynı başkente defalarca para istemeye gittiler. Komplo teorileriyle yalan dolanla beceriksizliklerini gizlemeye çalıştılar. Şimdi yeniden ve bu kez çok daha derin bir kriz, daha doğru ifadeyle bir buhran yaşıyoruz. Ne hazinede ne de Merkez Bankası kasasında para kalmadı. IMF'ye borç veriyorduk diye caka satanlar salgında millete IBAN numarası gönderdiler bağışta bulunun diye. Sarayın kibirli adamı daha birkaç gün önce 100 milyar dolar dediği rezervi dün 90 milyar dolara indiriverdi. Bunun çoğu da zaten swap. Yani belli bir tarihte geri verilecek dövizler ve tabii buna ilave olarak da başka yükümlülükler de var. Yaptıkları iş el atına binip caka satmak. Ben işin doğrusunu söyleyeyim. Serbestçe kullanabileceğimiz döviz rezervimiz kalmadı. Geçtiğimiz yıl sonunda net döviz rezervimiz 36,6 milyar dolardı. Bu yılın Haziran ayı itibariyle Merkez Bankası'nın net rezervi eksi
Tekrar altını çiziyorum. Eksi 21,7 milyar dolar. Yani döviz bilançomuz eksi veriyor. Sadece 6 ayda 58 milyar dolardan fazla döviz sattılar. Satılan 58 milyar doların karşılığında o dönemin kurlarını dikkate alırsak 361 milyar Türk lirası aldılar. Bugün bu 58 milyar doları yeniden yerine kasaya koymak için bugünkü kurla 423 milyar lira lazım. Yani bu yerine koyma operasyonunun bize ilave maliyeti 62 milyar lira olacak. İşte sarayın ve sosyete damadının beceriksizliklerinin millete çıkardığı faturalardan biri bu 62 milyar dolar. 62 milyar Türk lirası. Bu ucuza satılan milyarlarca dolar kime yaradı? Milletin bütçesinden aldıkları faizleri, garanti ödemelerini yurt dışına çıkarmak için dolara çeviren faiz lobilerine, bir avuç havuz müteahhidine yaradı. Şimdi dolar da avro da tarihi rekorları kırmaya başladı. Dün Temmuz ayına ait hazine dengesini açıkladılar. 12 aylık nakit açığı Temmuz'da 197 milyar lira olmuş. Daha bir ay önce Haziran ayında bu açık 162 milyar liraydı. Temmuz ayında bu 30 milyar lira artan nakit açığı Cumhuriyet tarihinin rekoru. Milletin kara gün parası olan Merkez Bankası'nın ihtiyaç akçelerini zaten yiyip bitirmişlerdi. Sarayın kibirli başı ve sosyete damadı kerameti kendinden menkul faiz düşerse enflasyon da düşer teorisinin peşinde milletin elinde ne var ne yok tükettiler. Sene başından bu yana faizi talimatla %12'den %8,25'e indirdiler ama enflasyon düşmedi. Ne oldu? Döviz rezervlerimiz eridi gitti. Her fırsatta faize karşı olduğunu söyleyen sarayın kibirlisinin 2018'de Cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yılın Haziran ayı sonuna kadar geçen 730 günde bütçeden faiz lobilerinin cebine akıttığı para tam 36 milyar dolar. Her gün bu son 2 yılda her gün 49 milyon dolar, her saat 2 milyon dolar eder. Faiz lobisine peşkeş çekilen para bu. Ekonomiyi kendi ideolojik takıntıları nedeniyle yazboz tahtasına çeviren, milletin 58 milyar dolarını bir avuç tefeciye ve havuz müteahhidine peşkeş çeken bir siyasetçinin aslında o koltuklarda oturmaması lazım. Genel başkanımız damadını görevden al dedi. Ama öyle görünüyor ki onun bu işlerde pek gönlü yok. Ama isterse bu işi kayınpeder olarak yapmamanın, damadını görevden almamanın bir yolu var. O da kerameti kendinden menkul teorileri nedeniyle yabancılara satılan dövizlerin sorumluluğunu, bu maliyetin sorumluluğunu üstüne alıp önce koltuktan kendisinin kalkmasıdır. Değerli basın mensupları, şimdi yeniden gizli saklı faiz arttırmaya başladılar. Temmuz sonunda %11'lerde olan gösterge tahvilin faizi %13'ün üzerine çıktı. Ama sarayın kibirlisi hala faizler daha da düşecek diyor. Bunların fikri başka, zikri başka. Millet iş yapsınmış. Bu faizle nasıl yapacak? Döviz dengesi açık veriyor. Hazine dengesi açık veriyor. Kasalar tam takır. Faiz azmış ama caka yerinde. IMF'ye önce para, sonra da emir verecekmişiz. Bu kadar da olmaz. Ayıptır, din kardeşiyiz. Değerli basın mensupları, işsizlik milletimizi ezip geçiyor. Dün TÜİK Mayıs dönemine ait rakamları açıkladı. Mayıs ayında işsizlik oranı önceki yılın aynı dönemine göre artmış. Ama her ne hikmetse işsiz sayısı 311 bin kişi azalmış. İşsizlik oranı artıyor oran olarak baktığınızda ama işsiz sayısı azalıyor. Artık TÜİK rakamları ülkemizde yaşanan işsizlik faciasını, bu büyük buhranı göstermiyor. Çünkü TÜİK umudunu kesip iş aramaktan birileri vazgeçti mi, bunu iş gücü piyasasından kaldırıp atıyor.
İşsiz bile saymıyor. Kaç kişi bu? 2 milyon 742 bin kişi. 2 milyon 742 bin kişi. İş bulma ümidini kaybettiği için ya da diğer nedenlerle iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, eksik ve yetersiz istihdam edilenler ile mevsimlik çalışanlar dahil edilerek bakıldığında gerçek işsiz sayımız bu dönemde 3 milyon kişi artarak 10 milyon 570 bine çıkmış. Gerçek işsizlik oranı ise 8,7 puan artarak %30,6'ya ulaşmış. Bunlar arkadaşlar mevcut seride, mevcut işsizlik serilerinde bugüne kadar hiç görmediğimiz berbat rakamlar. Ülkemizdeki işsiz sayısı 109 ülkenin nüfusundan daha fazla. Bir de çalışıyor göründüğü halde işbaşı yapmayanlar var. Kısa çalışma ve zorunlu izin uygulamalarına da bağlı olarak bu durumdaki vatandaşlarımızın sayısı 5 milyon kişinin üzerinde. En önemli stratejik üstünlüğümüz dediğimiz gençlerimiz işsiz. Ailelerinin binbir emekle okuttuğu üniversite mezunları işsiz. Genç işsizliği bir yılda 1,6 puan artışla yeniden %25'e ulaşmış. Türkiye'de her 4 gençten biri işsiz. Her 4 işsizden biri ise üniversite mezunu. 20-29 yaş arasında çalışacak, üretecek, Türkiye'ye değer katacak her 10 gencimizden 4'ü ne bir işte çalışıyor ne de okulda okuyor. Ailelerin ve ülkemizin umudu olan 4,7 milyon gençten bahsediyorum. Yani 5 milyon, yaklaşık 5 milyon gençten bahsediyorum. Bunlar taşı sıksa suyunu çıkaracak milyonlarca genç. Evde oturuyorlar, ailelerinin eline bakıyorlar. Yeni mezun gençlerimiz iş bulamıyor. Bu durum onların yaşam boyu performanslarını etkileyecek. Her sorunun üstünü beka meselesi diye örtmeye çalışanlara buradan sesleniyoruz. Beka meselesi mi arıyorsunuz? Ülkemizin geleceği, gençlerimizin işsizliği bu ülkenin en önemli beka meselesidir. Hayat pahalılığı da makyajlı TÜİK rakamlarına rağmen vatandaşı ezip geçiyor. Markete gidebilen vatandaşımız et gibi, peynir gibi pahalı ürünlerin olmadığı, bunlar yok. Bir torbayı 100 liradan aşağı dolduramıyor. 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce asgari ücretli bir vatandaş bir aylık maaşıyla 5 çeyrek altın alabiliyordu. Şimdi asgari ücret 3 çeyrek altın bile alamıyor. 2 yılda doların Türk lirası karşısındaki değeri 4,7 liradan 7,3 liraya yük çıktı. Türk lirası dolar karşısında %35 devalüe oldu. Tekrar söylüyorum, %35 devalüe oldu 2 yılda. Asgari ücretlinin maaşı 342 dolardan 318 dolara düştü. Türkiye'nin borç temerrüt risk primi 308 puandan 600 puana fırladı. Değerli basın mensupları, döviz tırmanmış, altın fırlamış, ülkemizin risk primleri tavan yapmış, tahvil faizleri uçmuş gitmiş, ülkeyi yönetenler çözüm bulacaklarına, vatandaşa ipteki cambaza bak diyorlar. İşsizlik ve hayat pahalılığı arasında sıkışan vatandaşımıza buzdolabı, çamaşır makinesi satışlarını anlatıyorlar. Ama milletimiz bunların ne yaptığını görüyor. Türkiye tırmanışta diyerek kendisini aldatmaya çalışanlara Cumhurbaşkanı evime buyursun, buzdolabında ne bulursa onu yesin diye yanıt veriyor. Milletten alınan vergilerle yapılmış milyar dolarlık saraylarında yaşayan kibirli kişi vatandaşa sayemde buzdolabınız var daha ne istiyorsunuz diye tafra yapıyor. Şu rekası da saraydan aşağı kalmıyor. Kah jalüzilere yayılıp beni rahatsız etmeyin ulan fakirler diye milleti aşağılıyor. Kah ekonomi yönetiminin hatalarını eleştirenlere milletvekilleri köpekler diye hakaret ediyor. Kah burada aziz milletimizin huzurunda söylemeye utanacağım küfürleri ardı ardına sıralıyorlar. Milletin parasıyla lüks içinde yaşayan bu zevatın gözünde vatandaşların zerre miskal değeri yok. Salgın döneminde vatandaşa saraylarından dürbünle baktılar. 5 maskeyi bile parasız dağıtamadılar.
millete destek vereceklerine IBAN numarası gönderdiler. Salgında milletine uzun vadeli tatil kredisi açan tek iktidar, tek yönetim bunlar oldu. Hemşerilerine hizmet etmek isteyen belediyelerimizin elini tutmaya kalkan da bunlar oldu. Ülkemizde yeni vaka sayısı da 3 hafta sonra yeniden 1000'in üzerine çıktı. Bayram tatilinin etkilerini henüz tam olarak görmedik. Okul sezonu yaklaşıyor. Ailelerimiz çok tedirgin. Peki sarayın ikinci dalgayla başa çıkmak için planı nedir? Bilen var mı? Yok. Dün kabine toplantısından sonra çocuklarımızın sağlığını koruyarak iyi bir eğitim almaları, dünyadaki akranlarından geri kalmamaları için atılacak adımlarla ilgili bilgi almayı bekliyordu milletimiz. Ama bunun yerine sarayın kibirlisi çıktı, buzdolabı ve çamaşır makinesi satışlarını anlattı. Gerek ekonomi, gerekse salgınla ilgili sorunları bu şekilde unutturacağını zannediyor. Bunlar milletten kopmuş. Ama kimsenin kuşkusu olmasın. Milletimizin feraseti derindir. Atılan her adımı görür, söylenen her sözü de duyar. Ondan sonra bunların notunu da verir. Bu aziz millet önüne sandık geldiğinde saray koalisyonuna yerini gösterir, apar topar evlerine gönderir. Değerli basın mensupları, biz ekonominin zorlanmaya başladığı 2018 yılından beri çözüm önerilerimizi sıralıyoruz. Buhran süresinde önerilerimizi yeniledik, geliştirdik ve kamuoyuyla paylaştık, paylaşmaya da devam ediyoruz. Ama dinlemiyorlar. Dinlemediler. Güven veren takvime bağlanmış yeni bir ekonomik programını derhal uygulamaya koyun dedik. Yapmadılar. Bu programın içinde neler olması gerektiğini madde madde sıraladık. Duymamazlıktan geldiler. Günübirlik kararlarla ekonomiyi yönetmeye çalıştılar. Dün bankalara yap dediklerine şimdi çıkmışlar bugün yapma diyorlar. Önce bir gaza bastılar. Şimdi acı fren yapmaya kalkıyorlar. Bu araba takla atar. Sonuçta bu tek kişilik saray hükümetine artık güven kalmadı. Güven ruh gibidir. Bir kez bedeni terk ettiğinde o bedene geri dönmez. Güvenin olmadığı yerde de ne yapsanız ekonomi düzelmez. Saray güveni yeniden tesis etmek istiyorsa atacağı ilk adım, başta sosyete damat olmak üzere, artık güven vermeyen ekonomi yöneticilerini görevden almaktır. Ekonomiden anlayan liyakatli kadroların iş başına gelmesinin önünü açmaktır. Bu da yetmez. Derhal istişarenin önünü açan, hukuk devletine ve parlamenter rejime geçişi düzenleyen, takvime bağlanmış güçlü bir anayasal reform programını açıklamalıdır. Bununla birlikte yeni bir program ve bütçeyi meclise getirmeli ve en geniş uzlaşmayla geçirmelidir. Bu program daha önce sıraladığımız ve oyunun gerçekten değiştiğini gösteren güven arttırıcı önlemleri mutlaka içermelidir. Bunları yapabilirler mi? Sanmıyoruz. Bu yönetim iş başında kaldıkça salgın sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde de Türkiye coğrafi konum, üretim kapasitesi, insan kaynakları avantajlarını maalesef kullanamayacaktır. Ama milletimiz ümitsizliğe kapılmamalıdır. Ülkemizin yarınında üretim ve iş imkanlarını arttıracak, gençlerin işsiz kalmasını önleyecek, yeşil ekonomiyi ve dijital altyapıyı güçlendirecek yeni bir büyüme ve paylaşım stratejisiyle, hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığına ve demokrasiye saygısıyla, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği sosyal devlet anlayışıyla, kadınların hayatın her alanında, ekonomide, sosyal hayatta, siyasette, sporda eşit biçimde yer almasının önünü açacak, esnafın, çiftçinin, emekçinin alın terinin karşılığını verecek, emekliye insanca bir yaşam sürdürmesine yetecek imkanları sağlayacak, ülkeye huzuru ve refahı getirecek, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında milletimizi insani gelişmişlik liginde en üst sıralara taşımaya azmetmiş, krizleri yönetmiş ve ekonomiyi bilen liyakatli kadrolarıyla Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim.
Efendim Samet Öztaylan, ATV Haber. Son günlerde fazlasıyla gündem olan bir olayı sormak istiyorum. Muharrem İnce ile ilgili MYK'da herhangi bir konu gündeme geldi mi? Geldiyse ne konuşuldu? Bir de parti olarak bu son günlerdeki ortaya çıkan söylemlerle ilgili neler söyleyeceksiniz? Bizim gündemimizde neler olduğunu biraz önce yaptığım konuşmada açıkladım. Bizim gündemimizde milletimizin çığlığı var. Bizim gündemimizde milletimizin boş buzdolabı var. Boş tenceresi var. 10 milyon vatandaşımızın işsizliği var. Bizim gündemimizde bundan başka bir şey yok. Evet. Efendim Celal Çamur, NTV Televizyonu'ndan öncelikle hayırlı olsun yeni parti meclisi ve MYK üyelikleri. Gördüğümüz kadarıyla yeni bir yapılanma söz konusu MYK'da. Dış ilişkiler, kadından sorumlu, kadı politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı, tarım politikaları ve basınla ilişkiler, genel başkan yardımcılıkları kaldırılmış durumda. Bu isimler, özellikle iki isim konuşuluyor, onlarla ilgili bir danışmanlık söz konusu olacak mı? Yeni yapının gerekçesi neydi acaba? Teşekkür ederim. Daha etkili çalışabilmek için ortaya çıkan bir yapıdır. Bu çerçevede yürüyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, biraz önce de söylediğim gibi, kararlı iktidar yürüyüşünü bu kadrolarla gerçekleştirecektir. Evet. Buyurun. Arkadaşlar çok açık olarak söyledim. Yani milletin gerçek gündemini biz dile getirmeye çalışıyoruz. Biz milletin gerçek gündemini merkez yönetim kurulumuzda tartışıyoruz. Ve milletimizin gerçek sorunlarına ilişkin çözümleri üretmeye, önermeye çalışıyoruz. Evet. Yine bir Muharrem İnce sorusu olacak ama bu son birkaç haftadır yürüyen tartışmalar kapsamında Sayın Genel Başkan İnce ile bir temas söz konusu olabilir mi? Geçtiğimiz gün eski Genel Başkan Deniz Baykal yine İnce konusunu görüşmek üzere Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini ifade etti. Bu yönde bir randevu alındı mı, verildi mi, bir görüşme olacak mı yakın zamanda efendim? Sorunuzun birinci kısmına daha önce verdiğim cevabı tekrarlamak durumundayım. Ama ikinci kısmı ile ilgili olarak da bizim gerek mevcut genel başkanımız gerekse önceki dönem genel başkanlarımız öyle çok fazla protokolle görüşmeleriyle bir araya gelmiyorlar. İhtiyaç duydukları anda bir araya gelirler. Evet. Efendim bize yönetilen bazı sorular var. Müsaadenizle şimdi onları ileteceğim. Ulusal Kanal ilettiği bir soru var. Amerika Birleşik Devletleri Suriye topraklarında terör örgütü PKK'nın kolu SDG ile petrol anlaşması yaptı. Türkiye'den de bu konuyla ilgili tepkiler geldi. Sizin Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konudaki görüşünüz ve yorumunuz nedir? Biz baştan beri Suriye'nin bütünlüğünü ve egemenliğini savunuyoruz. Yapılan bu anlaşma açıkçası Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bir saldırıdır. Ancak burada tabii merak ettiğimiz, esas bu soruya cevap vermesi gereken, saray iktidarının, saray yönetiminin başındaki kişidir. Ama o sessiz kalmıştır. Dışişleri de son derece mahcup bir edayla bu konuda 4 gün bekledikten sonra açıklama yapmıştır. Daha önce Barış Pınarı harekatını başlatıp Amerikan Senatosu senin mal varlığını sorgularız dediğinde bir hafta içinde harekatı durduranların bu konuyla ilgili görüşlerini kamuoyuna açıklama mükellefiyeti vardır. Bir an önce bununla ilgili görüşlerini sarayın kibirli kişisi
her konuda olduğu gibi kamuoyunun önüne çıkıp açıklamalıdır. Aksi takdirde başka uzlaşmalar, kapıların ardında başka anlaşmalar, başka uzlaşmalar olduğunu düşünmeye başlarız. Evet. Efendim Halk TV tarafından yöneltilen sorular var. İlk soru şöyle. Sayın Kılıçdaroğlu'nun liyakat söylemlerine rağmen hükümet adrese teslim atamaları ardı arkasını kesmiyor. Önce Pamukkale Üniversitesi Rektörü'nün eşini açtığı kadro. Son olarak da Trabzon Üniversitesi'nde insansız hava aracı diploması alınması ile ilgili bir büro ilanı çıktı. Sizin bu atamalarla ilgili yorumunuz ne olacak? Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı'nın bakanlığa kendi damadını atadığı bir ülkede rektör eşini üniversitenin bünyesinde bir göreve atamış. Bunu neden yadırgıyoruz? Bakın açık söyleyeyim. Balık baştan kokar. Balık baştan kokmaktadır. Türkiye'de liyakat diye bir şey kalmamıştır. İki tane gösterge vardır. Biri sadakat, öbürü de yandaş kayırma. Bu atamalar milletimizi çok fazla rencide etmektedir. Evet. Efendim Halk TV'nin diğer sorusu şöyle. Erken seçim takviminde birçok kamuoyu araştırması 2021 yılı bahar aylarını işaret ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçim ile ilgili bir öngörüsü ya da beklentisi var mıdır? Ta mali idare seçimleri bittikten sonra açıkça ifade ettik. Biz her an erken seçim olacakmış gibi hazırız. Bununla ilgili gündemimizi de zamanlamamıza uygun olarak yürütüyoruz. Ama erken seçime karar verecek olan Tayyip Erdoğan ve koalisyonu veya koalisyon ortağı Devlet Bahçeli'dir. Çünkü çoğunluk onlardadır. Bir diğer soru da şöyle. Bir başka belirleyici faktör de ülkenin gündemini çözemez hale gelirlerse ister istemez seçime gideceklerdir. Evet. Bir diğer soru. Rekor üstüne rekor kıran ve tarihi zirve yapan altın, dolar ve euroya rağmen AKP iktidarı ısrarla ekonomide pembe tablo çizme içerine bir konuşma yapıyor. Bu noktada şahlandık demeye kadar ulaşan bir söylem var. Bu söylemlere yorumlarınız ve yaklaşımınız nedir? Erdoğan ekonomideki kötü tablo ve işsizliğe rağmen her fırsatta Berat Albayrak'ı koruyor. Bununla ilgili görüşleriniz nasıl? Biraz önce bununla ilgili görüşlerimi ifade ettim. Ama şunu tekrar söyleyeyim, altını çizerek bir kere daha söyleyeyim. Ekonomide şahlanan bir tek şey var. O da işsizlik. Zaten sonunda ekonominin iyi mi kötü mü olduğunu gösteren de o var. Dolayısıyla şahlanan falan yok. Gerçekten Türkiye önemli bir buhranı yaşıyor, ekonomik buhranı yaşıyor. Evet. Efendim Fox TV tarafından iletilen bir soru şöyle. MHP lideri Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e evine dön çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı destek çıktı. İttifak daveti İyi Parti'ye ama Millet İttifakı'nda ilgilendiren bir konu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktada bu konuyla ilgili değerlendirmeleri nedir? Davet İyi Parti'ye yapılmıştır. Başta genel başkanları olmak üzere İyi Parti yetkililere de bunlara gereken cevabı vermiştir. Burada bize Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir laf düşmez. Evet. Efendim Fox TV ve CNN Türk tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. Soru şöyle. Türkiye Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi yaşanıyor. Karşılıklı atılan adımlar var. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Oruç Reisi'nin yapacağı sismik araştırma faaliyetleri için Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilanında bulunuldu. Bunun üzerine Yunanistan'ın Meis Adası kıyılarına bir fırkateyn yanaştırdığı da öğrenildi. Sizin bu gelişmelerle ilgili yorumunuz ve değerlendirmeniz nasıl olacak? Şimdi şunun altını çizerek söyleyeyim. Yani Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında her türlü tasarruf yetkisi vardır uluslararası hukuktan kaynaklanan ve bundan hiçbir şekilde geri adım atamaz. Atmamalıdır zaten. Dolayısıyla Oruç Reis'in oraya gitmesi doğrudur. Ama bu meselelerin daha hızlı çözülebilmesi isteniyorsa Mısır'la süratle aramızı düzeltmemiz lazımdır. Bunun da altını çizerek söyleyeyim. Yani bu meseleleri daha hızlı halledebilmenin yolu Mısır'la aramızın düzeltilmesinden geçmektedir. Efendim CNN Türk tarafından yönlendirilen bir son soru da şöyle. Eski genel başkanların, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ziyareti gerçekleşti.
Deniz Baykal'ın da yakın zamanda bir ziyarette bulunacağı kamuoyuna yansıyor. Bu konuyla ilgili bir randevu söz konusu mudur? Belirlenen bir tarih var mı? Şimdi açık söyleyeyim, biraz önce de ifade ettim böyle bir tarihlerle, şunlarla. Burası Cumhuriyet Halk Partisi ailesi. Dolayısıyla biz kendi ailemiz içindeki görüşmeleri o kadar böyle tarihli protokollü yapmıyoruz. Teşekkür ediyorum.